Bir tane siyasi esprim var. Çok komik. Çok komik. Yani bu kadar komik olur. Etrafta korkuyorlar. Diyorlar ki Özgür siyasi espri yapma, başına bir şey gelir. Ben diyorum ki buna gider 2 sene yatarım. Öyle komik. Savcı ederim. Komik değil mi lan? Dur. İlk sene zaten içeride espriye gülerim. Ulan ne espri? Alkışlığa falan volta atıyorum. 2. sene derim ulan geçen sene ne güldük hani. Dedi ki Özgür, avukat arkadaşım, bir tane A4 kağıdını esprini yaz, ben dedi bir okuyayım. Başına bir şey gelir gelmez. Verdim kağıdı, aldı okudu, hiç gülmedi. Dedi ki Özgür, bunu sahnede anlatırsan ananı sikerler. Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak soruyorum, hukukta böyle bir tabir mi var? Yani hani 5 yıl, 10 yıl, müebbet, ananı siker. Ötesine hani ağırlaştırılmış ananı sikerler. Af geliyor, babanı sikerler. Yani Türkiye'de hukukun geldiği nokta bu mu? Ben her gösteriden önce annemden helallik almak zorunda mı? Eşimle ilişkimiz çok ilginç bir boyuta ulaştı. Sigara içiyor. İçme diyorum. Bana diyor ki sen de şişmansın. Ne diyorum, bunun ne alakası var ya ikisi? Diyor ki sen de şeker yiyorsun, o da zararlı. Ulan şeker sigara gibi zararlı olması için sen şimdi sigara içiyorsun, dumanını üstüme üflüyorsun. Ben sütlaç çeken sana atıyor musun? Mola versek siz sütlaç molasına çıksanız böyle üstünüz başınız muhallebi falan geliyorsun böyle oturuyorsun. Ulan elektronik sütlaca geçmek lazım falan. Aynı şey mi lan bu? Tatlıyla sigara içmek aynı şey olabilir mi ya? Tartıya çıktığımda şunu fark ettim ki biraz şişmanım. Ama bu konuda hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü televizyonda Ağır Yaşamlar diye bir program izledim. Elime dondurma alıyorum, televizyonun karşısına geçiyorum. Diyorum ki daha var be. Daha çok var bundan. Ne yemiş de ben oğlum? Ben kabule yesem bu kadar oğlum. Ben hayatımda her yemeğe evet dedim. Adana kebap veririz abi bir porsiyonda alırız. Ortaya salata alırız, künefe yeriz. Çıkarken bu karanfilleri bile ağzıma atıyorum. Maksimum geldiğim nokta bu. Ulan bunlar ne yedi de? Ne oldu da? Vallahi bilmiyorum. Bunların kendileri de bilmiyor herhalde. Oturuyorlar böyle ağlıyorlar devamlı. Bugün 300 kiloyum. Böyle bir anlatıyor ki sanki dün 80 yatmış. Sabah 300'a kilo almak böyle bir şey değil ki. Bir süreç yani hani. Böyle balon gibi patlıyorlar. Hop anam ne oldu lan? Devamlı ısıktım. Şişmanlarla neden dalga geçmiyoruz anlamıyorum. Bu konu ilk çıktığında ben 80 kiloydum. Dediler ki bir şey olmaz, 90 oldum. Şişmanlık iyidir, 100 oldum. 110 oldum, 120 oldum. Kurban olayım biri dalga geçsin. Öleceğim ya. Niye çok alınırlar? Kardeşim hangi şaka koladan daha zararlı olabilir? İşte Ağır Yaşamlar şişman insanlarla dalga geçerek kilo verdirme amacıyla kurulmuş bir organizasyon. Tamamen böyle yani. Baştan aşağı insanlarla daşak geçmek için kurmuşlar. Bazen böyle kilolu arkadaşlarla göz göze geliyorum böyle. Kardeş kardeşe bunu yapma. Üzülüyorum lan, gülün oğlum. O başka bir seviye abi, biz değiliz o yani. Hani oraya buraya gelemezler, yürüyemiyorlar lan zaten. Çok sinirlenip gelmeye çalışsa kilo verecek. İyiliğim dokunur. Gülün geçiyor. Gelemiyor böyle kapıdan geçen. Vallahi izleyici de dalga geçiyor. Farkında değil ya. Biz eşimle açlık programı izliyoruz. Eşim bir süre sonra sıkıldı, kapadı. Niye kapadın dedim. Yeterince şişman değil dedi. Hani şeyi amaçlıyoruz yani hani ölmeden önceki son gramı ağzına atmamış olacak. Biz izleyeceğiz ulan ölecek mi amına kodumun ayısı kilo mu verecek çabuk. O seviyede bir izlenme arıyoruz. Bir tane doktor var. Hastane açmış zaten 300 kilo altı giremiyor. Amaç baştan belli. Ve dünyada bir doktorun yapabileceği en kolay teşhis. Biri geliyor böyle. Allah Allah. Neyi var acaba? Dişi ağrıyor desem değil.
Dünyanın en kolay tedavisi aynı zamanda. Diyor ki doktor, kaç kilosunuz? 300 hocam. 300 çok. Senin kilo vermen lazım. Kadın da diyor ki, ah, hiç aklıma gelmedi. Adam bunlara yalvarıyor, hanımefendi ne olur kilo verin biraz. Vallahi ameliyat edeceğim, billahi ameliyat edeceğim. Bir 5-10 kilo verin, bir şeyler yapın, bir göreyim kilo vereceğini ya. Gururunu da mı yedin be kadın? Az kilo ver, ne olursun. Kadın ağlıyor, doktor bey çok teşekkür ederim. Şimdi anladım şişman olduğumu. Vallahi çok kilo kilo vereceğim, yemin ediyorum. Haftaya vallahi 50 kilo vereceğim. Haftaya bir geliyor, 350. Ulan itti adamı acıktırdı. Ne oldu? Bir kamera mı çekiyor? Bir heyecanlanır, kilo verir insan ya. Biri çekiyor beni. Hanımefendi aşırı kilolu kalkamıyor yataktan. Hani ulan 100 kişilik ekip var. Ya bir el et. Görüyorsun kalkamıyor işte. Bir çek kaldır. Ondan sonra ne yapıyorsan yap ya. Bir aktüel çekim var, böyle kameraman tarıyor. O niye aktüel biliyor musunuz? Kameraman da gülüyor. Kadınlar uyanıyor, erkekler uyanıyor, çırılçıplaklar televizyonda yayınlanıyor, hiçbir şekilde sansür yok. Neden biliyor musunuz? Rütük de anlamıyor, nere götü, nere başı. Buraya koysak bu burayı kapamış, gayet iyi yani, bir sıkıntı yok değil mi? Bence yok. Pastacılar Kralı diye bir program daha var, onlar da atanamamış ağır yaşamlar. Yemiş, ulan demiş pastacı açayım ben, kötü gidiyor ya. Bir tane adam var başlarında İtalya nasıllı, aşırı sinirli, agresif. Bunun kramasına yetişmedi lan. Kardeşim pasta yapıyorum, bu üstüne çilek koyduğum bir şey. Ne bu gerginlik yani? Kokain mi kaçırıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye yetişme lan krama? Bu adam bir de aşırı böyle artist. Pasta yapıyor. Hakikaten de güzel yapıyor. Bazen imalathane müşteri geliyor. Diyor ki mesela, Carlo Bey, çocuğumun doğum günü var. Bana dinozor pastası yapabilir misiniz? Amına bile koruz ablacığım ben. Ya ulan sokakta adım yazıyor. Ben yapmayacağım da kim yapacak? Alt kata imalathaneye böyle bak. Nasıl yapacağız amına? Ha dinozorun cinsini sormuyorsun. Evet diyorsun, bunun T-Rex'i var, Jurassic Park'ı var. Yani bu gene ahlaklı adam yapıyor ama. Türk olsa arar şey der. Abi dinozor yapamadım, 2 kilo ekler gönderiyorum ha. Ona da Antep fıstığından zırh yaptım, güzel oldu. Şimdi Pastacılar Kralı'nda şöyle bir saçmalık var. Ağır yaşamları izliyoruz, bir izleme nedenimiz var. Lan acaba kilo verebilecekler mi? Acaba patlayıp ölecekler mi? Ne olacak? Bir dramatik yapı var. Pastacılar Kralı'nda bir bok yok. Yani adam pasta diye başlıyor, pasta oluyor. Mesela pasta diye başlayıp boyoz olsa ananı avradın. Adam boyoz yaptı lan. Bunlar da dramatik yapı için ne yapıyor biliyor musunuz? Pastayı yapıyorlar, teslimata götürecekler, dar dar yerden geçiyorlar. Allah, pasta düşüyor mu acaba? Allah, pastaya bir şey mi oluyor? Emeklerimiz boşa mı gidiyor? Bu mevsimde çileği nereden bulacağız? Reklam arası. Benim buradan program yapımcılarına bir tavsiyem var. Pastayı yaptınız, teslimat sırasında bir gerilim mi arıyorsunuz? Kutulayın, verin kargoya. Artık pasta Mardin'de mi, New York'ta mı, arasın dursun. Kargo şubelerine gidiyorum sürekli, gergin bir biçimde. Banko'da bir tane kadın var, her kargo şubesinde var o kadın. Pokemon'daki hemşireler gibi. Sabit, aynı. Biz var ya, sağ olun. Çok gülünmeyince üzüldün değil mi? Çok iyisin. Biz kargomuzun başına gelecekleri baştan kabul ediyoruz. Kutuyu veriyorsun, kadın böyle yapıyor bak. Yalnız beyefendi sigortası gidiyor, bilginiz olsun. Yani tevekkül. Allah'ın sigortasında artık bundan sonra yani. Şubelere gidiyorum, bir tane adam böyle kutuyu yere vuruyor, tekmeliyor, gene evde bulamadık lan falan. Bir tarafta böyle arabaya kutu atıyorlar, karpuzcular birbirine karpuz atar ya böyle. Adam kutuyu öyle atıyor. Uyarmaya gittim yanına, bir baktım karşıda tutan yok. Sadece atıyor. Lan kutuların üstüne önceden şey yazarlar diye böyle, kırılabilir. Onu da değiştirmişler, şimdi şey yazıyor, kırılacak.
Kırılabilir, kırılacak. Kargom kırılmış, yazıyor. Kırılacak yazıyor. Zaten o da güzel mesela. Veriyorsun, içinde kırılacak bir şey var diyorsun. Lütfen dikkat edin. Tamam diyor, arkaya degaj dikiyor. Lan bir şubeden çıkayım bari, bir içim rahat olsun. Vallahi içim rahat olsun. Bir ürün alıyorsun internetten. Diyorlar ki sana, beyefendi ürünün hasarsız geldiğini kontrol edin. Ya kardeşim, bana İzmir'den İstanbul'a bir kargo geldi. Bak kargoyu İzmir'de meydana koyayım. Tekmeliye tekmeliye İstanbul'a götüreyim böyle. Çevre yola çıkayım. Gişelerden geçeyim, Osman Gazi'nin üstünden atayım pahalı diye böyle devam. Dediğim kargo daha az zarar görür ya. Bana diyor ki hasarsız olduğunu kontrol et. Ben diyorum ki hanımefendi, benim kargom şu an duşta ağlıyor ya. Ağlıyor, takip numarası aktı kargomun. Tanıyamıyorum hangi kargo olduğunu. Sen diyorsun ki hasarsız olduğunu kontrol et. Ben diyorum ki hanımefendi, benim kargomu kim sikti ya? Ulan bu dikdörtgen... bu dikdörtgendi ya. Şubeyi arıyorum. Beyefendi, evet, dağıtımdaki arkadaşlarımız maalesef dağıtımdalar. Kargonuza ulaşamıyoruz. Ulan senin dağıtımdaki arkadaşın bordo bereli mi? Tesisini mi kapamış, teslim edeceğim diyor. Allah kargo psikolojimi bozdu. Film falan izleyemiyorum kargodan. Sevdiğim filmleri açıyorum, şeyi düşünüyorum. Ulan burada, hani bu film evreninde kargo olsaydı ne olurdu? Mesela Yüzüklerin Efendisi. Hani bunlar böyle yüzük kardeşine koyuyorlar yüzüğü. Ya bu yüzüğü yok edemiyoruz. Bu yok olmuyor. Ne yapsak? Kargoya mı versek? Yaz gönderen Gandalf, alıcı Mordor merkez. Sauron gölü, yüzük nerede lan? Valla dağıtımda olabilir. Şubeyi aradınız mı? Sauron şubeyi arıyor. İyi günler, ben Sauron, Orta Dünya'dan arıyorum. Bir kargom vardı. Hanımefendi, nasıl evde bulunamadık ya? Ben 10.000 yıldır hükümdarında kuledeyim, her yerden gözüküyorum lütfen ya. Arama gelmedi, gözümle tarıyorum ben ama ya. Çok ayıp ya, taktınız da mı göremiyorsunuz? Sauron'un bir tane kulesi var Mordor'da. Önünde troller var. Davullar, zurnalar çalıyor. İçeride bir halay bayram havası var. Uzaktan bir kargo arabası geliyor. Kapı açılıyor. Kargo arabası durmadan devam ediyor. Sauron'a mesaj, evde bulamadık. Yüzükler Efendisi'ni çok seviyorum ama bazı karakterlere çok tavım. Onlardan biri Frodo. Vasıfsız, nalet, herkesin bir gücü var, Frodo'da bir bok yok. Aragorn kral, Gandalf büyücü, Legolas ok atıyor, Frodo ne trip atıyor. Yüzük çok ağır taşıyamıyor. Çok ağır, aşağı doğru çekiyor. Artık gramı arttı, ondan mı, niye böyle? Ver ben taşıyayım, olmaz. Kaderimiz değil mi, çekeceğim. Gandalf ama baştan beri kılım. Orta dünyada nerede olay var, orada Gandalf yok. Adam bir nevi orta dünyanın Abdullah Gül'ü. Abi orklar geliyor. Ben doğru buluyorum. Ben köşke çıkıyoruz, 5. günü şafağı doğuya bakarsınız artık. Abdullah Gül'ün bir gülüşü var ya şöyle. Hani böyle sanki çok komik bir fıkra biliyor da anlatmıyormuş gibi değil mi? Sende daha neler var da. Yüzüklerin Efendisi'nde remake'ini yapacakmış yeni platformlar. Çok korkuyorum. Korkuyorum ki Aragorn kadın olacak. Gandalf'ı siyahi biri oynayacak. Frodo ve Sam eşcinsel olacak diye korkuyorum yani. Çünkü onların yolu da uzun hani. Hadi yüzük kaybetmece oynayalım falan. Korkuyorum yani hani. Değişik şeyler olur diye korkuyorum. Kargo'nun giremeyeceği bir tane film evreni keşfettim. Yerli korku filmleri. Neden? Çok netler. Afişte görüyorsun. Diyorlar ki biz sana cin göstereceğiz. Sinemaya gidiyorsun. Diyorlar ki cinler kamerada gözükmez. Tamam diyorsun, gel. Net.
cinler sürekli çarpa çarpa bir şey anlatmaya çalışıyor. Dramatik yapıya göre yani. Onu çarpıyor, bunu çarpıyor. Bir adam da böyle diyor. Önce bunu, sonra bunu çarptı. Demek ki böyle. Hani direkt söylemiyor. Ve bu arkadaşlar hiçbir şekilde korkup evden kaçmıyor. Niye biliyor musunuz? Yapımcı izin vermiyor. Masraf olur. Burada korkalım. Orada daha orası ayarlayamadık. Kirasını vermedik. Burada korkalım. Allah, cin geldi, ne yapacağım? Allah, dışarıda çıkamıyorum. Allah. Ne yapacağım? Yan odaya da gidemiyorum. Ben çok güldüm kendi esprime. Çok saçma büyüler var. Niye bir büyünün içine devamlı pis şeyler konuluyor anlamıyorum. Yani yarasa kulağı, öküz gözü, eski milli görüş gömleği. Devamlı bir ne kadar pis şey varsa at karıştır yani. Yok mu lan şöyle bir Doktor Ötker büyüsü, hani böyle sütle çırpayım çilek koyayım adam. Ya bilmiyorum, cine inanan var mı ama bak ben çok hastaneye gittim, şöyle bir adam görmedim ya. Ne oldu lan? Cin çarptı. Acildeki doktor. Taylot yazıyorum o zaman lan. Nuska mı yazdım lan? Taklide çok gülüyorum ya. Allah! Evde aynaya geçip bunu yapıyorum, biliyor musun? Cinler niye böyle çarpıyor bilmiyorum yani. Uğraşıyorlar da mesela. Hani şöyle çarpılan adam yok hiç. Hani kötü espriye maruz kalmışsın, tam o sırada cin çarpıyor. Bir böyle yamultuyor, uğraşıyorlar da böyle. Şöyle çarpısa mesela. Abi ne oldu? Cin çarptı. Şakacı cin. Cinler de ayrı bir alem canım. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.